Skorer TV'den merhaba. Yanımda Trabzonspor ve Rubin Kazan'ın efsane futbolcusu Gökdeniz Karadeniz var. Gökdeniz Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Asıl evet. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için burada. Türkiye'ye de aslında hoş geldiniz diyorum. Malum futbolu bıraktınız ve Türkiye'ye döndünüz 10 yıllık bir Rusya macerasının ardından. Şimdi isterseniz önce futbolu bırakma sürecinizle başlayalım. Futbolu bıraktınız aslında. 39 yaşındasınız. Bu yaşta hala aktif kariyerini sürdüren futbolcular var. Sizce siz doğru zamanda mı bıraktınız? Yoksa dönüp baktığınızda şöyle bir hala birkaç sene daha oynayabilirdim dediğiniz oluyor mu? Futbolu geçen sene bıraktım. 2018 Mayıs ayında bıraktım. Ve düşündüğüm zaman, fiziğime baktığım zaman tabii bir iki sene daha oynayabilirdim. Ama futbolu ne kadar uzatırsam aktif futbol hayatımı, teknik adamlık hayatımı da o kadar geciktirmiş oluyordu. O yüzden bence doğru bir zaman olduğunu karar verdim ve bıraktım. Türkiye geleli de yaklaşık bir 10 ay oldu. Ailemle beraber geri döndüm. Ailem benden daha önce alıştı Türkiye'ye. Ben biraz daha yeni alışmaya başladım. Evet. Ama tabii siz Rusya'da daha kalınca, uzun kaldınız. 10 sene Rusya'da kalınca bazı sıkıntılar, bazı çevre işte değişiyor. Ama yavaş yavaş ben de alışmaya başladım. Değil mi? Bir de Trabzon sonrası Rusya, oradan İstanbul. Bambaşka aslında 3 kültür, 3 şehir. Evet, Trabzon'dan Rusya, Kazan 10 sene. Evet. İster istemez insan kopuyor. Tabii ara sıra tatillerde geliyorduk ama sonuçta 10 sene çok uzun bir zaman. Kazan'dan dönüş de İstanbul'da olduğu için İstanbul-Trabzon arasında da bir farklılık var. Evet. Onun alışma süreci de vardı. Ama yavaş yavaş alışıyorum. Peki şöyle bir futbolculuk dönemlerine dönmek istiyorum ben. Trabzonspor günlerini daha detaylı soracağım aslında. Sizce esas değerinizi, esas Gökdeniz Karadeniz o markasını Rubin Kazan'da mı yakaladınız ve esas değerinizi orada mı buldunuz? Aslında ben Trabzonspor'un altyapısından çıktığım zaman o değeri yavaş yavaş görmeye başladım. Çünkü Trabzonspor bir fabrika gibi, futbolcu fabrikası gibi ve altyapısından çıkan oyunculara değer veren bir kulüp. Evet. Ve ben oradan çıktığım için de zaten belli bir değeri görüyorduk. Ama Trabzonspor futbolculuk hayatımda çok fazla kupa kazanamadık. İki tane Türkiye kupamız var. Ama Rubin Kazan'a transfer olduğumda çok başarılı bir dönem var orada. Hem takım halinde hem benim kişisel olarak. Ben lig şampiyonluğunu Rusya'da yaşadım. Rubin Kazan'la beraber. Ve gerçekten çok büyük değer gördüm, saygı gördüm. Bu beni çok mutlu etti. En tavan noktası Rubin Kazan diyebilirim. Peki şimdi orada o şampiyonluğu yaşadıktan sonra, o başarıyı elde ettikten sonra Avrupa'nın diğer şehirlerine gitmeyi hiç düşünmediniz mi veya teklif geldi mi? Ya da Türkiye'ye dönüp buradaki İstanbul takımlarından birinde oynamayı hiç düşünmediniz mi? Aslında teklif geldi. Hem yurt dışından geldi hem yurt içinden geldi. Ama Rubin Kazan'da ben mutluydum. Hem çok değer veriyorlardı. Ayrılmak istemedim açıkçası. İyi ki de ayrılmadım çünkü orada bir efsane olarak bıraktım. Evet, aslında 61 numaralı formanız emekli de edildi. Şimdi orayla nasıl bağlantılarınız var ya da işte günün birinde yeniden bir dönüş gibi bir şey olabilir mi acaba? Ya tabii ki geri dönüş olabilir ki olacak da buna ben inanıyorum. Ama her şeyin bir zamanı var. Ya 10 sene kolay değil yani ve biliyorsunuz 61 numaralı formayı da emekli yaptılar. Evet. Aslında o formayı giymek isteyen çok vardı. Çok isteyen vardı öyle benden mi? Sonra. Tabii evet. Hatta benimle konuşuyorlardı. Biz giyelim, ben giyeyim falan diye. Ha, takım arkadaşlarımız arasından. Ama yönetim bir karar aldı ve emekliye ayırdı formayı. Ve forma da Tataristan Müzesi'nde sergileniyor bu arada. Belki biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Tabii orada benim aldığım birçok ödüller var mesela. Türkiye'de çok fazla belki gündem olduğu olmadı. Benim için çok güzel günlerdi. Mesela ben futbol bıraktığım zaman Tataristan Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Rüstem Minyanov bana liyakat nişanı vereceğini duyurdu. O duyurudan bir ay sonra da liyakat nişanı verdi bana. Sanırım bu
Türk futbolcuların arasında yurt dışında oynayan, bu ödüle layık görülen sadece ben varım. Çok büyük bir onur, gurur tabii ki. Evet. Ama hem benim adına hem ülkem adına. Evet. Çünkü Türk futbolcuların yurt dışında ne kadar başarılı olduklarını şu anda günümüzde de görüyoruz. Yani çok güzel ve bizim gibi yetenekli gençlerimiz yurt dışına daha çok çıkmalı. Mesela ben artık o devreyi kapattım, hı hı, ama ben Rusya'da Türk gençlerinin önünü çok açtığımı düşünüyorum. Evet. Ve şu anda bile beni arayanlar var Rusya'dan. İşte şu futbolcu nasıl, bu futbolcu nasıl, bizde oynayabilir mi, düşünüyoruz gibisinden. Güzel gelişmelerdi. Peki Türkiye'de bunun çok fazla farkına varıldığını düşünüyor musunuz? Yani işte ödüller aldınız, gerçekten orada bizi çok iyi şekilde temsil ettiniz ama Türk basınında bu yer buldu mu ya da işte Türkiye'deki futbol severler bunun ne kadar farkındaydı bu süreçte? Yani onu ben çok takip edemedim. Çünkü o zaman Rusya'da yaşıyordum. Hı hı. Ama belki haber yapan oldu ya da olmadı. Yani bilmiyorum. Belki İstanbul takımlarından Avrupa'ya giden bir futbolcu olsaydım daha farklı gündem olurdu. Ama Trabzon'dan gittiğin zaman insanlar farklı bir yorum yapabiliyorlar. Ya da haber yapıyorlar ama çok fazla üstüne düşmüyorlar. Bilmiyorum ama bence uzak olduğum için o konu hakkında fazla yorum yapamam. Peki, şimdi geçmiş zaman olduğu için soruyorum. Bazı teklifler aldım dediniz. Gerçekten böyle büyük takımlar diyebileceğimiz hangi takımlardan teklifler geldi ve siz geri çevirdiniz Rusya'da mutlu olduğunuz için? Yani takım ismi vermek istemiyorum burada ama... Ben sadece Türkiye için sormadım. Avrupa'da da aynı şekilde. Yine takım ismi vermek istemiyorum ama mesela ben şöyle isim veremiyorum. Trabzonspor'dan bana teklif, hı-hı, gelmişti, hı-hı, bir ara. Ama olmamıştı. İstanbul kulüplerinden de teklif aldım. Ama isim vermek, hı hı, istemiyorum. Ama benim kararım yurt dışında kalmaktı ve yurt dışında futbol bırakmaktı. Ve bence doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Yani yurt dışında futbol bırakmak bence her futbolcunun, her Türk futbolcusunun düşünmesi gereken, hı hı, bir şey. Peki şimdi milli takıma baktığımız zaman yurt dışında forma giyen oyuncuların şu andaki milli takıma ne kadar büyük katkı verdiğini biliyoruz o vizyonları sayesinde. Şimdi siz de çok başarılı bir Rusya kariyerini geride bıraktınız ama şöyle bir baktığım zaman sizin milli takımda neden forma şansı bulamadığınızla ilgili çok fazla eleştiri yorumu görüyorum ben taraftarlardan. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani milli takım zaten bizim en hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. Ben 50'nin üzerinde ya da 50 civarında bir milli sayım var. O formaya, o şerefli formaya hizmet ettim. Gönül isterdi ki daha çok forma şansı yakalayıp o formaya hizmet etmek isterdim ama o dönemki şartlar öyle oluştu ve öyle gelişti. Yani milli takım hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü yani geçmişte kalmış. Ama tabii ki ben de bir 50 değil de 100 dalyasını aşmak isterdim. Daha belki çok de milli isterdim. Takıma daha farklı katkılar da verebilirdiniz. Zorlandığımız süreçlerde en azından. Çünkü özellikle 2008'den sonraki süreçte milli takım çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ya olabilir tabii ki. Bunlar hep düşünülebilecek, hı hı, şeyler. Benim de o zaman çok iyiydi form durumlarım ama kısmetliymiş, ne yapalım. Peki bu noktada bir kırgınlık, herhangi bir hayal kırıklığı var mı sizin açınızdan? Sadece milli takım için değil aslında. Yani Trabzonspor'la alakalı olabilir, bir başkan olabilir, bir teknik direktör olabilir. Hayır, hiç kimseye kırgınlığım yok. Yani geçmiş geçmişte yaşandı, hı hı, ve bitti artık. Geleceğe bakmak lazım. Ben de geleceğe bakıyorum ve kendimi başka şeylere konsantre etmek istiyorum. Peki teknik direktörlük kariyerime başlamak için futbolculuğu bitirmem gerekiyordu dediniz. O zaman isterseniz biraz kariyer planınızdan da bahsedelim. Bundan sonra zannediyorum teknik direktörlük kariyeri başlayacak. Mesela Trabzonspor'da efsanesi olduğunuz takımda görev yapmak ister misiniz? Benim en çok istediğim meslekti teknik adam olmak. Onun ilk adımlarını Rusya'da attım. B ve A lisansını Rusya'dan aldım. Hı hı. Şimdi pro için de 2 sene çalışıp pro'ya başvurmak istiyorum. Trabzonspor bizim doğup büyüdüğümüz ve altyapısına yetiştiğimiz yer. Tabii ki
orada görev yapmak bize onur ve gurur verir ama her şeyin bir zamanı var. İnşallah ilerleyen dönemlerde neden olmasın. Şimdi sizin yaşlarınızda daha yakın eski futbolcuların teknik direktörlük kariyerleri başladı. Sergen Yalçın gibi, Okan Buruk gibi. Onların performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar benden bir üst, jenerasyon ama jenerasyondu. Hani daha yakın yaşlar. Başarılı buluyorum. Kendilerine göre bir futbol yapıları var, bir sistem yapıları var. Bence ikisi de başarılı. Zaten ligde aldıkları sonuçlar da ortada. Peki şimdi biraz isterseniz Trabzonspor konuşalım. Biraz ligin genel durumunu konuşalım. Şimdi Trabzonspor böyle dalgalı bir performans gösteriyor ligde. Zannediyorum şehrin yapısı da zaten bu şekilde. Şimdi Trabzon taraftarı enteresan bir taraftar grubu. Böyle bir mağlubiyetle dünyaları başına yıkılabiliyor. Bir galibiyetle şampiyon olmuş kadar sevinebiliyorlar. Ben açıkçası siz çok aktif bir şekilde Trabzonspor'da futbol oynadığınız için sormak istiyorum. O tribün atmosferi oyuncu psikolojisini ne kadar etkiliyor ve acaba Trabzonspor'da uzun zamandır gelmeyen başarının bu durumla bir alakası olabilir mi? Mesela sizin sorunuza şöyle cevap vereceğim. Karadeniz'i bilirsiniz. Gün açar, deniz çok durgundur. Öğleden sonra inanılmaz bir dalga gelir, dalgalanır. Akşam bir daha durgundur. Yani bizim doğamızda var o. 7'den 70'e herkes futbolu çok iyi biliyor ve çok seviyor. Taraftarın futbol üzerinde baskısı çok büyük. Özellikle yerli futbolcular üzerinde baskısı çok büyük. Bu normal bir derecede olduğu zaman futbolcuyu çok olumlu etkiliyor. Ama bu dozaj biraz aştığı zaman futbolcular, özellikle genç futbolcular kötü etkilenebiliyor performans açısından. Ama ben Trabzonspor'u geçen sene başarılı buldum. Başarılı buluyorum. Bu sene de başarılı buluyorum. Ama geçen sene farklı bir sistemle girdiler lige. Yani maddi sıkıntıları vardı. İşte biraz küçülmeye gittiler. Ama ona rağmen takımın oynadığı futbol, mücadele seyirciler tarafından beğenildi. Ve iyi de bir yerde bitirdik. Bu sene biraz daha şampiyonluk adayı olarak girdi sezona. Şu ana baktığımız zaman da başarılı gidiyor. Yani Türkiye'deki futbola baktığımız zaman zaten çok böyle ahım bir futbol oynanmıyor. O yüzden de ben attıkları adım, yapılanma... Altyapıya verdikleri önem çok önemli. Yapılanma doğru bir model üzerinden gidiyor şu anda Trabzonspor. Umarım aynı şekilde devam ederler. Peki Trabzonspor'da aslında şimdi aklıma geldi. Avrupa'ya daha fazla oyuncu göndermeliyiz dediniz. Gerçekten Trabzonspor futbolcu üreten bir kulüp. Şimdi Yusuf Yazıcı gitti Avrupa'ya. Abdülkadir ile ilgili çok fazla haber çıkmıştı gidecek diye. Sizce bu yaşlar, bu oyuncuların Avrupa'ya gitmesi için doğru zamanlar mı? Gitmeli mi bu futbolcular teklif geldiği zaman? Yani eğer buradaki gelişimlerini tamamlayıp artık üstüne koyamayacağız dedikleri anda bence gitmeleri gerekiyor. Mesela Abdülkadir belki bir iki sene daha Trabzonspor'da kalıp ondan sonra gidebilir Avrupa'ya. Ama dediğiniz gibi yani gerçekten yetenekli gençlerimiz var. Bunları kullanmak zorundayız. Mesela ligimizdeki futbol temposu ve oynanan futbol çok güzel değil ama Avrupa'ya giden futbolcularımızın o hem vizyonu hem performansları milli takımımıza yansıdı ve milli takım Avrupa Şampiyonası'na katılıyor 2020'ye. Yani ligde oynayan futbolcuların performansı değil ama Avrupa'da oynayan futbolcuların performansı etkiledi bence milli takımı biraz. O yüzden imkanları varsa tabii ki gitsinler, değerlendirsinler. Şimdi bu noktada bir istisna benim aklıma Arda Turan olarak geliyor ki sizin eski röportajlarınıza biraz baktım. 2016 yılında demiştiniz ki Türkiye'deki en iyi futbolcu Arda Turan diye ki gerçekten o noktaya gelene kadar öyleydi ama o tarihten itibaren Arda Turan'ın kariyeri düşüşe geçti. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu düşüş neden kaynaklandı? Neden Arda Turan çok daha iyi bir noktaya gelebilecekken düşüşe geçti? Yani Arda Turan bir kere her futbolcunun inişli çıkışlı performansı olabilir. Evet 2016'ya kadar gerçekten iyi bir performans sergiledi. Ama ondan sonra bir düşüşü var. Yani ya çok iyi çalışmadı ya profesyonelliği tam anlamda yaşamadı. Bunların hepsini birleştirebiliriz. Belki özel yaşantısını da etkiledi kendisini, futbol hayatını. Ama Arda Turan kendi yeteneklerini bilen, kişiliğini de bilen
Sevdiğim bir kardeşim benim. Çünkü Barcelona gelebilecek en üst seviyeydi artık. Hani orada bir şekilde belki kalmayı başarsa çok daha farklı bir Arda'dan zaten bahsedebilirdik. En üst seviyeye çıktığınız zaman daha çok çalışmanız lazım. Çünkü en üstlerde rüzgarlar sert eser. Evet. Yani bu yüzden daha çok çalışmalıydı. Belki daha çok çalıştı, belki performansı düştü. Yani bunu ben bilemem. Kendisiyle görüşmedim, konuşmadım bu olayı hiç. Ama mesela Arda'nın kariyerine baktığım zaman şu anda kaybetmiş bir şey yok Arda'nın yani. Yine adı Galatasaray'la geçiyor. Acaba şu anki Galatasaray'ın kadro planlamasında Arda Turan'ın yeri olabilir mi size göre? Şu anda açık konuşmak gerekirse Arda'nın önce Başakşehir'de oynayıp bir daha tekrar kendini bir ispat edip ondan sonra Galatasaray'a gitmesi bana göre daha mantıklı olur. Zaten Arda'nın da artık son dönemlerine gelmeye başladı. Yani futbol yaşantısı. Bence çok iyi noktada da kapatabilir. Çok şu anda güzel bir aile yaşantısı var. Kendini daha çok futbola verip daha çok çalışıp daha iyi konsantre olursa yani futbol kapanışını güzel bir yerde bitirebilir. Peki şöyle o zaman genel olarak birlik değerlendirmesi de isteyeyim sizden. 13. haftayı geride bıraktık. Zirvede çetin bir yarış var. Kalitesi belki çok yüksek değil ama puanlar birbirine çok yakın olduğu için heyecanı yüksek bir ligimiz var. Dışarıdan baktığınızda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya evet, dediğiniz gibi heyecanı var. Puanlar birbirine yakın ama bu sadece kağıt üzerinde. Mesela insanları statlara çeken bir futbol anlayışımız yok. Her yıl seyirci kaybediyor oynanan futbolla beraber Süper Lig. Ama kağıt üzerinde herkes birbirine yakın ve heyecanı olan bir lig gibi görünüyor. Bana göre temposu düşük, sistem ve taktik anlayışı zayıf bir ligimiz var. Ama yine bence bu 3-4 büyük takım arasında şampiyonluk yarışı gider. Bunun arasında Sivas'ı ekleyebiliriz. Oyununu beğendiğiniz bir takım var mı ya da takımlar var mı? Yani Sivas atak futbolunu iyi oynuyor. Çok çabuk atağa çıkabilen bir takım. Bu da seyirciyi biraz heyecanlandırıyor. Evet. Ve bol gol pozisyonu üretebilen bir takım. Keza Trabzonspor da öyle. Bölgeler arasında çok hızlı kat edip kaleye direkt sonuca gidebilen bir yapıya sahip. Beşiktaş son dönemlerde Abdullah Hoca'nın belki kafasındaki sistemi sahaya yansıtmasıyla beraber biraz daha hızlı hücum etmeye başladı. Onun futbolunu biraz daha beğeniyorum. Başakşehir biraz daha hızlı oynamaya başladı. Okan Buruk sonrası, evet. Ama bunun daha çok artması lazım. Hem mücadelenin hem taktiksel hem hızlı futbol oynaması lazım ki bu kağıt üzerindeki o mücadele, çetin mücadele sahada da olsun. Peki Gökdeniz Karadeniz, çok teşekkür ediyorum ben size. Sizin eklemek istediğiniz, sizi takip edenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Herkese çok seviyorum. Herkese çok selam. Size de teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz Türkiye'ye. Kariyerinizde de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Gökdeniz Karadeniz'de yaptığımız özel röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere, hoşça kalın.